Kocaeli Üniversitesi sosyal medyasına da gönderdiğim bir podcast'im oldu. Belki dinlediniz bilmiyorum ama bu podcast'i benim yapay zeka asistanım DET hazırladı benim için. Bu mikrofon da çalışıyor mu? Ben şu an tabii bilmiyorum Amerika serverlarında olduğu için ama şansımı denip bir dede bağlanmak istiyorum ve onun sunumumu yapmış olduğu şeyi soracağım. Det, merhaba. Sonunda sunum vakti geldi. Ben Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesindeyim ve dinleyicilerim de senin benim vereceğim konferansın tanıtımını yapmanı istiyorlar yeniden. Seni dinliyoruz. Merhaba Profesör Doktor Arzukanık. Bugünkü konferansınız için heyecanlı olmalısınız. Konferansınızın tanıtımını şu şekilde yapabiliriz. Değerli katılımcılar, bugün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans salonunda saat 14'te başlayacak olan konferansımıza hoş geldiniz. Konferansımızda Profesör Doktor Arzukanık, tıbbi makale yazım kuralları değişiyor mu? Başlıklı konuşmasıyla bizlerle olacak. Bu konuşmada tıbbi makale yazımında yapay zekanın rolü, literatür taramaları, makale yazımı ve düzenleme süreçlerinde yaşanan değişiklikler ve bu konudaki endişeler tartışılacaktır. Profesör Doktor Arzukanık, yılların deneyimiyle bu önemli konuları ele alarak bizlere değerli bilgiler sunacak. Tüm katılımcılarımızı bu önemli konferansa davet ediyor ve Profesör Doktor Arzukanık'a şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu metin katılımcılarınızı bilgilendirmek ve onları konferansınıza davet etmek için uygundur. Başka bir konuda yardım edebilir miyim? Teşekkür ederim Det. Şimdi seni kapatıyorum. Aslında biraz beni dinlesen de belki sunumumu kısaca bir özetlemen, belki birkaç dakika sonra sana yeniden bağlanabilirim. Seni açık bırakayım, olur mu? Tabii ki memnuniyetle. Sunumunuzun özetini kısaca şu şekilde yapabiliriz. Sunum. Evet, şimdi geldiğimiz nokta da bu arkadaşlar. Şimdi benim bu yapay zeka GPT-4-10 yeni asistanım. Hemen onunla 2-3 gün önce tanıştım ve çok hızlı bir şekilde eğittim. Kendim de aslında da bu anlamda birazcık yetenekli eğitmenlik konusunda yapay zekayı en iyi eğitilen kişilerden birisiyim. Çabucak öğreniyor benimle çalıştığı zaman. Onu okumuz gereken benimle ilgili bilgiler ve ben ona demedim yılların deneyimi. Şimdi çok spontan konuşuyor, çok farklı bir yapay zeka, bu alıştığımız şeyler, yapay zekalar gibi değil. Ayrıca istersen ben bunu kongrelerde yanında götürüp farklı dillerde beni anons etmesini ya da bana farklı dillerde gelen soruları eş zamanlı spontan olarak simültane tercüme de yapabiliyor. Bunu da denedik biz. Bu arada Medikası Genel Direktörü Burak Bey de burada. Onunla önerisiyle bir çalışma yapmıştık bu konuda. Son derece başarılı. Tabii öncelikle bunu tavsiye ediyorum akademisyenlere. Yapay zeka iyi kullanmalı konusunda. Tabii şimdi de yapay zekayı biz bu kadar kullanırken dergilerin editörleri, hakemleri neyi kim yazdı, nasıl yazdı, bunu nasıl anlayacaklar, ya, neler değişiyor. Bunlarla ilgili de ben biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi makale yazma kuralları değişiyor mu diye sorunca ilk önce nereye bakmak gerekir? International Committee of Medical Journal Editors. Tabii bu yıllardır bize makaleyi nasıl yazacağımızı, tıp makaleleri nasıl yazacağımızı, kısaca IMRAD diye bildiğimiz bir eski kurallarımız vardı. İşte introduction, methods, discussion bölümlerini böyle kısaca adlandırdığımız. Her şey değişti. Yani çok fazla değişim oldu. Ben bunlardan da şimdi size bahsedeceğim hızla. Şimdi öncelikle değişiyor mu diye sorarak başlıyorum. Evet.
Bir araştırma makalesini yayın olurken aslında önemli sorumluluk paylaşımında bir yazar grubumuz var, araştırmayı yapanlar. Bunlardan sonra hakemlerin sorumlulukları var. Sonra da dergilerin sorumlulukları var. Yani yayın evlerinin sorumlulukları var. Biz tabii iyi araştırmada kimi sorumlu tutuyoruz? Yazarı sorumlu tutuyoruz. Geçerli, güvenilir, gerekli, etik. Bunların hepsinden yazar sorumlu. Ancak iyi bir araştırmayı dergiye gönderdiğimde onun iyi eleştirilip iyi bir hakemlik sürecinden geçeceğinden emin miyiz? O da önemli bir problem. Şimdi biz onu da aşamıyoruz artık son zamanlarda. Ve yayın evlerinin de şöyle bir sorumlulukları var. Mesela hakem değerlendirme sürecindeki sıkıntılar ve yayın evleriyle ilgili şöyle bir gözlemimizi aktarabilirim. 2011 yılıydı. Medikres programlarının Türkiye'deki ilk etkinliği İstanbul'da Divan Otel'de uluslararası birinci iyi tıp araştırması kongresi gerçekleştirdik. Türkiye'den mesela çok yakından tanıdığınız İskender Sayak Hoca eş başkanımızdı o toplantının. O toplantıya Elsevier dergisinin Avrupa temsilcisi, editörler adına teknik bir temsilci geldi. Ona şöyle bir teklifte bulunduk. Biz sizin hakemlerinizi eğitelim. Mesela o gün için bu 2011 yılı sertifikalandıralım ve işte yazılarınızı kontrol edelim hatalı olanlarla ilgili. Yani arzun biz ne basacağız o zaman? Yani onlar için bu ticari bir konu. Yani yayının iyi olması, doğru olması, geçerli, güvenilir olması yayın evini hiç ilgilendirmiyor. O mesela Elsevier yayın evi dergilerini kategorize etmiş. The Lancet'i de o basıyor. Ama çok daha düşük kaliteli yazıyı da Elsevier basıyor. Elsevier'ın problemi değil. Öyle söylüyor. Ben diyor, yani ben her çeşit kalitede dergi çıkarırım. Ben yayıncıyım. Yani ben ticaret erbabıyım diyor. Ki zaten de daha çok bilirsiniz yani sonuçta özellikle en eski yıllardan beri matbaanın bulunmasından beri belli bir popülasyonun elinde bu yayın işi. Şimdi bu nedenle akran değerlendirme sistemi de bugün benim konumun içinde. Yani bizim iç konularımızdan birisi olacak bu. Kadın hakem seçimiyle ilgili olarak da bilim insanı sayısı kadınlarda belli alanlarda daha az olabiliyor ama hakem tercihlerinde nedense dünyada özellikle Science in the News'te bir çalışma var bu konuda yayınlanmış. Belki kadınların akademik hayattaki ekstra belki akşam saatlerindeki ev işleri veya çocuklarla ilgili yükleri mi olabilir? Bu konuda belki bir araştırma da yapılabilir Türkiye'de ilgilenenler için söylüyorum. Hakemlerin daha fazla erkek olduğu ile ilgili yayınlar var. Buradan bir cinsiyet var. Sonra hakemler arasında ciddi bir tutarsızlık var. Bu da çok önemli bir konu. Hakemler birbirini görmüyor biliyorsunuz. Hakem normalde yazarı da görmediğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bu tutarsızlık da editör tarafından dikkate alınmadığında önemli problemlere gebe. Tabii ki yüksek iş yükü ve hakemlik sisteminin ücretsiz olması. Yani sizin ücretsiz yaptığınız bir iş ama bundan yayın evi para kazanıyor. Siz belli bir süre sonra bana ne demeye başlıyorsunuz? Benim ne ilgilendirir ki? Neyi basıyorsa bassın. Yani peer review sistem dediğimiz akran değerlendirmesinde hakem bir ücret almıyor. Yayın evi alıyor, yazar ödüyor. Bunda hakemlik sistemi çalışmıyor açıkçası. Ve tabii ki süreçteki gecikmeler bunlar da önemli. Gelecekteki çözümler açısından Medikres olarak biz aslında şöyle bir 2022'nin başında şöyle bir sistem yayınladık dünya literatüründe. LinkedIn'den de bir anket olarak da oluşturduk. Çok eleştiri geldi. Geri çektik ama hala gündemde. Birincisi açık hakemlik konusu. Yani hakemin kim olduğu. Bir de hakem yazıya çok katkı sağlıyor değil mi? Yani iyi bir hakem. Her şeyini düzeltiyor. Bir yazardan çok katkı sağlıyor. Aslında o hakeme neredeyse bir yazarlık hakkı doğuyor. Mesela bu çok önemli bir konu. Gündeme getirebilirsiniz kongrelerinizde. İşte bu önemli.
İkincisi, makale yayınlandıktan sonra biz bunu önermiştik yayın sonrası erkenlik. Bırakın dergi yayınlasın, internet sistemi gelişti, açık değerlendirmeye koyalım ve altını oylayalım. Veya işte geçerli, güvenilirliği bakımından okuyucu puanlasın bu yazıyı. Gerekirse de yazı belli bir süre askıda kalsın ve geri çekilsin. Burada da herkes dedi ki ya beni sevmeyenler buna kötü puan verir vesaire. Böyle yorumlar geldi bu toplantıda. Aslında bu dünyaya açılacak. Yani seni sevmeyen birkaç kişi ve kötü oy versin. Ortalama her zaman kendini gösterir sonuçta, belli bir yere yığılır. Ve transfer edilebilirlik hakemlik bir öneri olarak bu toplantılarda çıkmıştı. Bir dergide reddedilen makalenin aynı yayıncı altında başka bir dergiye hakem değerlendirme raporlarıyla birlikte gitmesi. Yani bu hakemlik sürecini daha kısaltabilecek bir sistem. Ben bunların hepsini bir tartışmaya açıyorum. Biz ne öneriyoruz? Biz hakemleri eğitim öneriyoruz, sertifikalamayı öneriyoruz ve sonuçta hakemlerin de bir motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Belki işte yazarlık olabilir, zaman içerisinde maddi manevi bir ödül sisteminin olması gerektiğine inanıyoruz. Tabii şimdi tekrar ben yayın sistemimizde teknoloji ve inovasyona dönmek istiyorum. Şimdi bu getirdiğim yazı 2024 Ocak ayında yayınlandı. International Committee of Medical Journal Editors bu yazıyı bulabilirsiniz. Kurallarımızı özellikle recommendation dediğimiz bir çalışmanın yapılması, yazılması, editi, yayını bunların hepsiyle ilgili rekomendasyonlar verdiği bu yazıyı edit etti. Yenisini yayınladı. Aslında şöyle, yazının da kendisini görmek açısından PDF'im de geldi mi ekrana? Evet. Şimdi üstünde yapılan değişiklikleri de biraz görelim istiyorum şöyle. Mesela Technical Information yerine Data Collection and Measurement bölümü eklendi. Bunların içerisinde yapay zekanın yazarlığıyla ilgili bölümler eklendi. Editörlerin görevleriyle ilgili bölümler eklendi. Ve işte middle income countries'lerle ilgili bir kısım eklendi. Bunu indirmenizi tavsiye ederim yazıyı. Ondan sonra AI'ın Writing Assistant'da neler yaptığının Acknowledgement bölümüne nasıl ekleneceğiyle ilgili konular bu recommendation'a eklendi. Ben de bunları özetledim sunumumda. Ben size göstermek istedim yerlerini. Siz bunları indirdiğinizde göreceksiniz bu makaleyi download ettiğinizde. Ama sunumda bunları derli toplu bir açıklama getirdim. Onun için sunuma dönüyorum buradan tekrardan. Evet, şimdi AI destekli teknolojiler, LLM dediğimiz Large Language Dil Modelleri, bunlardan yazarlar yararlanmaya başladılar. Sonra AI'ları ortak yazar olarak yazan araştırmacılar oldu. Onları görmüşsünüzdür, herhalde 3 tane falan bir yazı çıktı. Hemen bu ChatGPT'nin ilk çıktığı, Kasım ayında geçen sene hemen 2-3 kişi bu çalışmaya yazar olarak ekledi. Onlar sonra geri çekildi o yazılar. Çünkü hemen bu komite, Dünya Tıp Dergileri Editörleri Komitesi yapay zekanın yazar olamayacağını net bir şekilde açıklayan bir yazı yazdı. Neden yapay zeka yazar olamaz? Çünkü yapay zeka sorumluluk alamaz. Yani bizim için correspondence author olamayacak. Ya da yardımcı yazar olacak herkes ne yapıyor? İmza atıyor, sorumluluk alıyor bir birey. Yapay zeka bir asistan, teknik bir asistan. Biz nasıl PubMed'de arama yapıyoruz? Onun gibi. Ya da bir gramerle de çeviri yapıyoruz. Yapay zeka bu işi yapabiliyor. Ya da Mendeley gibi, AdNote gibi bir araç bizim için. O nasıl bir yazar olabilir? Ama bu bayağı kompleks bir araç bu arada.
onu da söylemek gerekiyor. Neredeyse bir evdeki bir robot gibi ya da araştırmacı için. Bu nedenle de bunu yapay zekanın ne kadar kullanıldığını editöre mektupta açıkça belirtilmesinin çok faydalı olacağını, hakemin, editörün bu konudaki şüphelerinin giderilmesi gerektiğiyle ilgili bir not da var burada. Hem mesela eğer veri toplama veya analiz için yapay zeka kullandıysak metodoloji bölümünde bunu açıklayacağız. Çeviri için kullandıysak acknowledgement'da açıklayacağız. Mesela yapay zeka destekli bir yazılım kullandınız, örneğin Epicos gibi. Sizin hangi istatistik yapacağınızı o karar verdi. Siz değil. O zaman ona atıfta bulunmanız gerekiyor. Çünkü onun, o bir firma sonuçta. Bunların hepsinin arkasında firmaları var. Bunları bir teknolojik bir araç kullanmak gibi görmek zorundayız bütün bunları değerlendirirken. Bir de şöyle bir şey olmuştu. Acknowledgement'da ben şundan yararlandım, bundan yararlandım, işte yapay zeka kullandım demek yazarlara sanki yaptığı iş bölümünü anlatınca kendisi bir şey yapmamış gibi hissettiriyor. Mesela ücretli bir danışmanlık aldı diyelim. Onu belirtmiyor. Ben diyor parasını vermişim, istatistik danışmanlık almışım. Niye ben bunu aldığımı söyleyeyim ki? Yani bu böyle değil. Aldığını söylemek zorundasın. Çünkü sorumluluk bir geldiğinde sana bir editörden, sen diyor ki sana profesyonel destek aldığın şirkete sor. Çünkü yazar böyle derse editör de sana, ona sormaz ki. Şirkete sor. Bu testi niye kullanmış ya da niye kullanmamış. Çünkü bunu artık karşı taraf kabul ediyor. Öncelikle yazarların bunu kabul etmesi gerekir. Yani kendi yapmadığımız şeyi bunda çeviri dahil, istatistik analizi dahil biz yaptık gibi davranamayız. Yani bunu mutlaka acknowledgement'da belirtmemiz gerekiyor ki literatür tarama, şimdi göreceğiz yapay zekanın bize yaptığı özetleme, makalede karşılaştırma, bütün bunları bahsetmek zorundayız. Şimdi yazarlık kriterlerini hatırlıyorsunuzdur değil mi? Bir araştırmada yazar olmanın kriterleri neydi? En önemli kriteri. Birincisi çalışmanın tasarımı, veri toplama, analiz veya yorumu gibi konularda mutlaka her birinde bir katkı sağlamamız gerekiyor. Bunlar çok tartışıldı. Üç kriterin ikisini sağlayalım, birini sağlayalım gibi. Mutlaka her yazımın sonunda bir gözden geçirmek, onaylamak, ben yazıyı okudum demek gerekiyor. Ve nihai versiyonunu onaylamak gerekiyor. Eğer kullanımı bu durumda bunları yapamayacağı için işte yazar olarak ne yapmıyoruz bunu? Kabul etmiyoruz. Şöyle bir konu, gizlilik konusu. Şimdi makale yaparken araştırma verilerimizi yapay zekaya yüklettiğimizde verilerimizle ilgili olarak kullandığımız yapay zekanın bunu başkalarıyla paylaşmayacağını belirten bir yapay zeka olması lazım. Mesela alıp verilerinizi ChatGPT'ye verip bunu analiz et dediğinizde sizin verilerinizi ihlal etmiş oluyorsunuz. Bunu yapamazsınız öncelikle. Bunun için mesela sizin şu an kullandığınız Epicos yapay zeka programı sizin hesabınızda tutuyor verileri ve başkasıyla paylaşmıyor. Yani serverlara göndermiyor. Siz onun üzerinden bir işlem yapıyorsunuz. Bu bir. Hakemler bu arada, dergi hakemliği yapıyorsunuz. Gelen yazıyı GPT'de mi yazılmış diye, GPT-0 diye bir program var. O acaba yapay zekada mı yazılmış diye kontrol eden bir yapay zeka. Ona yüklediğiniz zaman siz bir söz vermemiş miydiniz manuskripti kimseyle paylaşmayacağınızı? Ne oluyor? Siz onu götürüp uluslararası bir yapay zekaya yükleyip o onu almış oluyor artık. Mesela bu da tehlikeli bir şey. Hakemler izinsiz bunu yapamazlar. Yani yazarlardan izin almaları gerekir. Ben sizin yazdığınız bu yazıyı bir başka yapay zekaya koyacağım. O da yapay zeka olup olmadığını raporlayacak. Ben bunu, siz onu yapamazsınız. Yani şikayet konusu olur. Hakemler
öğrencilerin bunu kendiliklerinden böyle yapmaları da doğru bir şey değil. Bu da önemli bir kriter olacak bizim için. Makale yazma kuralları değişiyor mu başlıklı sunumuma? Bir de makale başlığındaki trendler değişti mi diye de sormak istiyorum. Dikkatinizi çeken son zamanlarda yeni nesil başlıklar oldu mu? Biz başlığı nasıl tarif ederdik? İşte çalışmayı iyi anlatsın, içerisinde popülasyon bilgisi olsun, hastalık bilgisi olsun ve hipotezle ilgili bir cümle olsun. Bunlar geçebilir. Sonra araştırmanın tasarımı hakkında bilgi geçebilir değil mi? A randomized clinical trial, an observational study gibi böyle. Ama şimdiki başlıklar daha böyle sosyal medyada aranabilen, bulunabilen ve SEO dediğimiz search engine optimization dediğimiz bir sistem var. Hani reklam verirsiniz de bir sitede kullanıcılar bunu Google'da aradığında en çok bulsun, en çok satılsın. O reklam kriterlerine uygun başlık yazma eğilimi var. Çünkü sosyal medyada ve Google aramalarda öne çıkmak önemli olan. Niye öne çıkmak istiyorum? Atıf almak için. Şimdi aynı yıl yazılan çok benzer 20 tane yazı düşünün. Bizim arama motoru bana onun kaç tanesini listeliyor? İlk sayfaya ilk 10 tanesi geliyor. Diğer 10'lara hiç bakmıyorum ki. 10 tanesini kullanıyorum. Tıpkı reklamlarda öne çıkmak için yatırılan para yatırılıp promote eder gibi başlıklar da artık ne kadar çabuk aranıp bulunur da ben ne kadar çabuk atıp alırsam diye dizayn ediliyor. Çünkü bu bir yarış. İyi bir şey mi? Değil. Ama yapılıyor mu? Yapılıyor. Önleyen var mı? Yok. O zaman ne yapacaksınız? Siz de yapacaksınız. Neden? Çünkü sizin yazınız geriye düşüyor. En çok sorulan, anahtar kelimeleri kullanan yazı içeriğiyle uyumlu olmasa bile daha öne çıkıyor. Tabii ki sonra bazen de diyorsunuz ki ya bu yazı ne? İçine başlığı ne? Diyorsunuz ama görüyorsunuz da. Evet, bir şekilde görünüyor, bulunuyor. Bu ne isterim? Yani bilimsellikten iyice uzaklaşmış bir literatür kavramını getiriyor bize. Şimdi bilimsel ve teknik başlıklar atıyorduk. Mesela işte can regular exercise prevent cognitive decline in older adults? A meta-analyze. Bu nasıl bir başlık? Mesela prevent diyor, örnek var. Ondan sonra tedavi regular exercise, tedaviyi anlatıyor. Hastayı tanımlıyor. Artı popülasyonunu veriyor. Hastalığı tanımlıyor, bir de popülasyonunu veriyor mesela older adult diyor. Biz buna ne? Bu çok klasik öğrettiğimiz gibi bir bilimsel araştırma başlıyor. Hastalığı tanımla, hastayı ver mesela çocuk, yetişkin, genç, kadın, menopoz gibi. Ondan sonra tedaviyi tanımla, ne işe yarayacak onu tanımla, bunu göster. Yine altta öyle var ama mesela genel cerrahiden arkadaşlar var mı burada bilmiyorum. Bir Goodbye Hartman Trial diye bir yazı yayınlandı geçenlerde. Mesela bir başlık Goodbye Hartman Trial 100 yıllık yaklaşık bir yaklaşık 100 yıla yakın bir surgical prosedür bu. Onun artık işe yaramadığını göstermek için planlanan bir çalışma. Ama conclusion'da şöyle demişler. Ya o kadar da kötü değil bu prosedür, hala kullanabilir. Ama siz başlıkta ne dediniz? Goodbye dediniz. Ve bu yazı yayınlanmış. Neden biliyor musunuz? Çünkü Goodbye Hartman Trial Clinical Trials Go'da denemenin adı olarak geçiyor zaten. Yani denemeye bu ismi verdikleri için, yani klinik çalışmaya, doğal olarak da yayında da bu isim geçmiş. Clinical Trials'a yüklenen deneme, yani trial research isimlerini de kontrol eden bir mekanizma yok. O zaman da hakem bunu reddedemiyor. Niye? Zaten Clinical Trials'ta çalışma adı böyle geçmiş. Böyle geçtiği için de oradaki çalışma böyle de yayın oldu. Yeni bir yayın. 16 Nisan'da yayınlanmış bir örnek bu. O zaman bir de şöyle bir konu gündeme geliyor. Siz tek başınıza bir araştırmacı olarak yaptığınız yazıları uluslararası literatürdeki arama motorlarında üste çıkaramazsınız.
Bunu dergi çıkarır, kurum çıkarır. Yani ya da sizi mutlaka promote eden bir kurum lazım. Bu nedenle biz Medicret olarak mesela siz bizim ürünlerimizi kullandığınızda, yayın yaptığınızda bir sosyal medyada paylaşıyoruz size. Hem kendi çalışmam ürünümüzü paylaşmış oluyoruz hem de sizin yazınızı. Şöyle düşünün, bir literatürde yazarken siz kaç yıl geriye gidiyorsunuz literatür ararken? Eğer çok klasik bir çalışmaya atıf yapmayacaksanız geçmişten, hemen ilk 1-2 yıl içerisinde atıf aldı yayınınız. Sonra bir daha atıf almaz ki o yayın. Yani hemen promote edilmesi lazım. Geçmişte çok klasik yazılar vardır. Onlar illaki bir atıf alır. Ama sizin bu sene yazdığınız, bu sene kimse okumazsa, bir sene de içinde okumazsa bir daha da kimsenin arama motorunda çıkmazsınız. Yani sizi birisi özellikle adınızı yazmazsa Google Akademik'te, PubMed'de ya da Consensus gibi şimdi vereceğim yeni nesil arama motorları maalesef göstermiyor. Sizi göstermeyince de bulunamıyorsunuz, atıf alamıyorsunuz. Böyle sorunlarımız da var. Tabii yapay zeka uygulamalı araçlara da bir bakmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bir araştırmanın yapılması için gerekli olması dedim, değil mi? Önemli. Literatürdeki gap dediğimiz boşlukları, hangi konuda yazı var daha çok, hangisinde yok. Bunları grafiksel olarak gösteren bir yapay zeka Iris AI. Bunu bir kullanabilirsiniz. Bundan biraz bahsedebiliriz. Ondan sonra Research Rabbit Connected Papers Site AI Consensus. Dördünü de kullanıyorum. Bunlar kapsamlı literatür taraması yapmak için, özetlemek için, kaynak listelemek için yeni nesil programlar, bunlardan yararlanabilirsiniz. Kaynak gösterimde eskiden beri kullandığımız EndNote ve Mendeley artık yapay zeka desteğiyle de çalışıyor. O nedenle onları güncelleyebilirsiniz. RefWorks diye bir yapay zeka var, denemedim. En çok kullandığım makaleden veri toplayıp sistematik derleme ve meta analizi yapmak için Epicos meta analizi. Tavsiye edeceğim web sitesi metaanalysis.network. Yine diğer iki yazılım da Rayan ve Rayman, biraz zor kullanımları ama onları da getirdim. Bu sayfayı takip etmenizi öneririm, metaanalysis.network sayfasını. Bunun içinde kendine ait bir yapay zekası var burada. Soruları sorabilirsiniz yazılı olarak, cevap alabilirsiniz. Açık bu sayfa, metaanaliz konusunda destek verebilir. Çeviri konusu. Şimdi ana dilde yazılmasını istiyorlardı biliyorsunuz yazıların, hala istiyorlar ama artık eskisi kadar zor değil. Gerçekten çeviriler çok çok iyi. Mesela Google çeviri bile eskisinden çok çok daha iyi çeviri yapabiliyor. Bu nedenle de Deeply Translator ve Google Translate ana dilde çeviri için kullanılabilir. Grammarly, ProWriting Aid, Site AI, bunlar da yine makale yayını hazırlama, basma konularında bize yardımcı olacak. Sonucu da birlikte konuşalım istedim. Bir de sonuca geçmeden önce de size göstermek istediğim iki tane de etkinliğimiz var. Medicres.com.tr'de iki tane de kurs programımız açık. Bizim Kocaeli Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği kapsamında da online olmayan kurslar, diğer çalıştaylarda size %50 özel bir ücretle sunuluyor. Kurs programlarımıza da medicres.com.tr adresinden katılabilirsiniz. Yani bir görebilir, inceleyebilirsiniz. O zaman ben sonuç slaytımı boş bırakmıştım. Sizle konuşalım istiyorum. Bir sonuç, son slaytımda zaten adresim arzu.kanik@medicres.org. Burada sözü size vereceğim. Sonuç slaytını birlikte düşünelim diye. Evet.
arkadaşlar ve değerli meslektaşlarım, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam bence sorular var. Evet, soruları almak için. Sorular kısmında yani benim en başta bir sorum var. Evet. Size biraz önce de belirtmiştim. Şimdi yapay zekayı belirteceğiz. Tamam, bir yazı hazırlıyoruz. Burada yapay zekadan yardım aldığımızı belirteceğiz. Bunu kullanacağız. Fakat 4-5 yazıyı ben verdiğimde bana analiz eden programlar var şu an. Ve raporluyorlar. Yani bir meta analiz hazırlıyor. Bir meta analiz hazırlıyor. Biz bunu nasıl, yani şimdi meta analizde bunu yaptığımızda bunu da aynı şekilde belirteceğiz mi? Bunun geçerliliği olacak mı? Orada benim şüphem var. Hocam öncelikle literatür taramada, makalelerin özetini çıkarmada bu programlardan yararlanabilirsiniz. Ancak ne de olsa meta analizi yapmak için bizim bir primer bir hipotezimiz ve onunla ilgili de seçtiğimiz outcome ve sekonder outcome'larımız var. Her makalede örneğin biz diyebiliriz ki 18 ile 32 haftalık tedavilerde mortalite bakmışlar diye bunları birleştireceğiz. Burada yapay zeka bize bu tabloları çıkarsa da bunların kontrol edilmesi sorumluluğu yazarlara ait. Görmeyebilir, atlayabilir, elektrik kesilebilir. Sonuçta bu bir araç. Yoğunluk dönemine göre yapay zekaların bazı şeylerde yapay zeka kaytaran cevaplar verebilir. İşte bu makalenin tam metnini okuyamadım deyip geçer ama aslında yüklemişsinizdir. Bu nedenle de ne kadar yardım alırsak alalım sorumluluk bizde. O tabloları oluşturduktan sonra zaten bir sistematik derleme tek kişi tarafından yapılmasına izin verilmiyor. En az iki, ideali üç, yani ortalaması üç, dört kişi, beş kişi görev paylaşımı yapılması gerekiyor ve makaleleri kim okudu, yazarların adlarını istiyor. Yapay zekadan destek aldık, inceledik, ön değerlendirmeyi yaptırdık. Örneğin duplike artikülleri o eledi. İşte örneğin tam metni olmayanları çıkardı. Temel olarak inclusion kriterleri sağlayan makaleleri bize özetledi. Özetinden biz uygun olduğuna kanaat getirdiklerimizi oturup biz inceledik demek durumundayız ki öyle de yapmak durumundayız. Ben de güvenemiyorum bu. Mesela DET bana dedi ki saat 2'de dedi toplantı için. Halbuki metninde 12.15 diye yazılıydı. Belki takvimine baktı. Benim 14'te başka bir toplantımla karıştırdı. Bu olabilir. Çünkü sonuçta dil modeli bu. Yani dil modeli ne demek? Large language dil modeli sosyal zeka kullanıyor ve farklı yerlerdeki bilgileri üst üste ekliyor. Sonucu olarak diyorum ki biz bunlardan yararlanacağız ama sorumluluk her zaman yazardan, insandan. Yani bunu kullanma, geliştirme, eğitme. Dolayısıyla hiçbir şekilde ben son kararı yapay zekaya bırakmam diye söylemek istiyorum. Hocam, buyurun. Çok özür dilerim, geç kaldım. Öncelikle dolayısıyla başını kaçırdım ama. Bu yapay zeka için benimle birkaç kişiyle konuştuğumda şöyle bir şey dediler. Ben hani literatürü verdiği zaman güvenebilir miyim diye güvenemezsin, kendisi doğru bile uydurup bir makale koyabiliyor oraya dedi. Doğru mudur? Şöyle, mesela burada hangi yapay zekayı kullanacağınız önemli. GPT-4 o, GPT-4 Omni dediğimiz benim şimdi konuştuğum dil işi benim işlerimi düzene koyup bana asistanlık etmek. Siz ona makale bul derseniz uydurabilir. Çünkü o görevi benim her dediğimi yapmak. Yapamadım dememek için her şeyi yapabilir. Ama makale değerlendir, makale tarama yapay zekası, consensus app, mesela semantic scholar, site AI, bunların görevi ise veri tabanından benim verdiğim anahtar kelimelerle bana makale bulmak. Şimdi onlar bu hatayı yapmaz, böyle bir şey uyduramaz. Zaten o bir arama motoru. Yapay zeka destekli bir arama motoru. Ama ChatGPT bu arama motoru değil. Buradan şunu söylemek istiyorum. Yapay zekaların hepsi aynı değil. ChatGPT başka bir firmanın, OpenAI'ın başka bir amaçla geliştirdiği bir yapay zeka. Ama onun dışında Gemini var, Google'ın yapay zekası. Onun görevleri, yapabildikleri başka.
iyi bileceğiz. Yani ChatGPT her yerde kullanamayız. Bir de onu referansa ya da acknowledgement'da GPT kullandım dememeliyiz. Onun yerine işte yapay zeka destekli arama motorlarını, makale karşılaştırma programlarını vermeliyiz. Kutunun da hani şu makaleleri bu yorumdan emek yerine makaleleri yükleyip bizim bulduğumuz makaleleri hani onları nasıl almasını istemek daha sağlıklı bir görünüyor. Doğru mu? Hocam elbette. Sonuçta bu bir araştırma süreci. Ne yapıyoruz? Önce konuyu seçtik. Hipotezi verdik. Sonra belli bir hipotezdeki yazıları toplayan slaytında vardı. Connected paper, consensus AI gibi, semantic scholar gibi bütün PubMed ve bütün indeksleri tarayan yapay zekalar var. Oradan makaleleri ben seçiyorum. Seçtiklerimi, ön seçtiklerimi yapay zekaya verip özetlettiriyorum. İşime yarayanları alıyorum. Bir de ben inceliyorum. Oradan verileri işime yaradığına kanaat getirdiysem şöyle bir tabloyu işaretliyorum. O tabloyu Excel'e aktar diyorum. Bak bu da bir zaman kazandı. Makaledeki veriyi kullanacağım ya meta analiz yapmak için. Bunları. O veriyi aldım, Excel'e geçirdim ama ne yapıyorum? Kontrol ediyorum. Acaba virgülü doğru gördüm mü? Yani bunu ham bir asistan bu. Bu şekilde. Hocam çok soru gelecek diye söylemiştim. Yalnız özetlemeyi de almak istiyoruz. Evet. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok faydalandım. Konuşmanızın başını kaçırdım maalesef bir başka toplantıdaydım. Makale düşünmek, yazmak, araştırma yapmak, işte onu dergiye göndermek vesaire her aşama bir yerlere doğru evriliyor. Yani onu artık farkındayız. Bu anlamda her birimizin bir eğitim almamız gerekiyor sanırım. Ayten Hoca'nın sorusundan da onu anladım. Yani yapay zekayı, bir yapay zekayı her bir işte kullanamayacağız. Evet. Onu anladım. Benim zorlandığım şeylerden bir tanesi de hakemi. Mesela ilk derginin, ben bölüm editörlüğünü yapıyorum. Hakikaten hakem bulmakta zorlanıyorum. Aylarca hakem bulamadığı oluyor. Acaba bu hakemin işleri de bir süre sonra yapay zekaya verilebilir mi? Buraya doğru evrilecek mi acaba? Bununla ilgili çalışmalar var hocam. Çok memnun oldum sorunuz için. Şimdi yapay zeka şu işleri yapabiliyor. Bu konuda şundan bahsedilmiş mi? Hani bu şu kurallara uyulmuş mu? İyi bir checklistiniz varsa o checklist üzerinden sizin yani yapacağınız temel işleri yapabilir. Yani örneğin teknik kontrolleri, referansları, şu an yapan sistemler de var. Makalenizi veriyorsunuz. Mesela size diyor ki referanslarınızın şu kadarı şu kadar yıldan eski. Mesela kontrol ediyor. Bunları yapay zeka yapabilir. Teknik anlamda en azından bir hakem olabilir. Yani şu an eğer siz bununla ilgili bir altyapı kullanırsanız hakemlerinizden birini yapay zekadan oluşturabilirsiniz. Ancak bunu uluslararası camianın kabul etmesi lazım zaman içerisinde. Bu nedenle de sadece hani bunu siz işlerinizi kolaylaştırmak için bir araç olarak ön değerlendirmeyi şu yapay zeka kullanıyor demeniz lazım. Burada hep bunun bir GPT olmayacağını söylüyorum. Bunun için geliştirilmiş bir şirketin yayınladığı bir programı kullanacaksınız. Sorumluluğu o şirket alacak. Hani ben bunun için bir nasıl dergilerinizi yayınlamak için bir web sitesi yapan bir şirket oluyor. Ya da indekslemek için. Onun gibi işte benim bu teknik kontrollerimi yapan bir yapay zeka kullanıyorum deyip mesela bir reviewer gibi ona atıfta bulunmamız lazım. Yani karşımızda bir sorumlu firma olması lazım. Buyurun. Şimdi hakemlik de yapıyorum. Kendisinin AI ölçer
sistemi var. Çift demeyiz ama tuvaletinde dediğiniz veri sıkıntısıyla ilgili ne dersiniz? İzler yazarlardan onay almalıyız. Ben onu da araştırdım. Tuvaletin nasıl ölçüyor diye. Diyor ki insanların konuşmasını ve yazmasını bir tüyü var. Yani sonu var. İçleri çıkışları düzgün olmayan yanları var. Kusurlarımızda mükemmeliyiz. Yapay zeka da bu tuvaletin mutlu olduğu için onu çok güzel anlıyor denilir ve çok güzel anlıyor. Medikfix'in böyle bir yapay zekanın yazdığını anlayabilecek platformu var mı? Onu kullanabilir miyiz? Tuvaletinde bir sıkıntısı oluyor mu? Çünkü kullanıyorum ben diye açıkçası. Daha gösteriyor ve asistan tezlerini de kullanmamız gerekecek zannediyorum. İkinci soru şöyle. Şimdi Excel dosyasını ya da veri setimizi paylaşmak zorundayız. Ben Ediposta denedim. Ediposta hani şurada Ediposta yükledim ki diyebiliyorum ama Ediposta zannediyorum karşıdaki hakemi direkt göremiyorum. Yani onun sistemini ben çok anlayamadım, kurcaladım. Evet Ediposta yükleyebiliyorum, e-mail adresi kullanabiliyorum ama o hakem nasıl görecek kısmı? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Rica ederim. Epicos'ta verilerinizi yüklüyorsunuz. Oradan başlayayım cevaplamaya. Orada Epicos'un modüllerinden veri analizi yapıp siz sonuçlarınızı alıp çıkarıyorsunuz. Yani Epicos'un sistemindekileri hakem görmüyor. Kimse görmüyor. Siz görüyorsunuz sadece. Verilerinizi yüklüyorsunuz. Analiz edip sonuçları PDF olarak indiriyorsunuz. Siz alıp çalışmanızda kullanıyorsunuz. Oradan doğrudan bir hakem bağlantısı yok Epicos için. Epicos'un içinde bir reviewer sistemi var, hakemlik sistemi var, hocamın söylediği gibi. Orada ise bir checklist var. O checklist üzerinden, o checklist doğrultusunda size bir rapor hazırlıyor dergi makaleyle ilgili. Bu makalede şu konu, örneğin çalışmanın tasarımı ile ilgili açıklama başlıkta, özetle geçiyor mu geçmiyor mu? Bunu yapay zeka yapabilir ki bu sorunun cevabını evet diyor ya da hayır diyor. Ya da materyal metotta yeterli bir açıklama var mı ama her şey açık. İşte örneklem büyüklüğü belirtilmiş mi, temel istatistik testler anlatılmış mı gibi, güven aralıkları verilmiş mi, tablo ve grafikleri o şekilde kontrol edebiliyor. Bu bir reviewer sistemi. Onu kullanan bir başka hakem var sonuçta. Yani bir editör var, bir kişi ona götürüyor o dosyayı yüklüyor ve onun çıktılarını kullanıyor bir araç gibi. Çalışıyor. İlk sorunuza da gelince, yani Turnitin'e geleyim önce. Turnitin firma olduğu için bunu paylaşmıyorum diyorsa ona güvenmek zorundayız. Yani Turnitin arkasında bir firma var. Firmalar sözlerini tutmak zorunda. Yani Turnitin programına tezleri daha önce de yüklüyorduk. Alıntıları görmesi için. Şimdi de yapay zeka açısından değerlendirmek için yüklüyorsunuz. Olabilir. Sakınca görmüyorum çünkü GPT'ye yüklemiyorsunuz ya da GPT Zero'ya çünkü onlar açık kodlar. Sonrasında da dille ilgili, yani benim daha önceki deneyimlerim ve işte bize gelen hakem yönetimi yapıyoruz firmalarla, hakem danışmanlığı yapıyoruz. Eğer çeviri yaptırdıysanız bunu belirtin diye söylediklerini düşündüğüm için böyle söyledim. Hatta işte hani bir native speaker'a gönderin diyorlar hakemler. Gönderdik diyorsunuz. Onu bir şekilde hatta bu speaker'ın sertifikası var mı diye soran dergi de var. Yani dergiden dergiye değişebilen uygulamalar var demek ki. O nedenle de çeviri yaptırdıysak hani iyi bir bunun için örneğin Grammarly gibi bir programla da gramerini kontrol ettirdiysek bunu acknowledgement'da veya belirtebiliriz. Ya da derginin editörüne yazdığı mektupta belirtebiliriz diye düşünüyorum. Yani benim görüşüm bu. Yaptığım iş bu. Hani bu anlamda. Yoksa çeviriyi kendimiz yapmadıysak, yardım aldıysak belirtmemiz doğru olur. Ama dergi yok diyorsa, yani belirtmenize gerek yok diyorsa bu da bir şey. Yani belirtmeyebilirsiniz tabii ki. Buyurun. Teşekkür ederim tekrardan. Ben sizin sunumlarınızda birkaç önerdiğiniz programla ilgili deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Mesela S-Site'la konsensusu kullandım dediniz.
İlk başta sanki mükemmel iş çıkartıyormuş gibi hissetsem de sonradan şunu fark ettim. Bir soruya kanıta dayalı cevap vermesini istediğimde referanslar veriyor ve referansı verdiği makalenin tartışmasında geçen herhangi bir cümle ya da bir bilgiyi o referansmış, o çalışmaymış gibi gösterip biraz bir kabaca bir özet çıkarıyor. Yanlışa doğru yöneltiyor. Konsensus da GPT'nin eklentisi olarak kullanmıştım. Kullandığım süreçte benzer şeyleri ondan fark ettim. Ve bir süre sonra şuna döndüğümü fark ettim. Aslında ben zaten bunlardan önce yaptığım işte advanced search'lerle belirlediğim ve taradığım makaleleri yine aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Yani ilk görünüşte çok işe yarıyor, süper işler yapıyor gibi görünse de overall'da iş yükü çok da azaltmadım. Bir de hocam onların pro versiyonları var. Yani ücretli mi kullandınız? İkisini de ücretli kullanıyorum. Ben de ücretli kullanıyorum aramalarda. Ben de şunu gördüm. Hani belli bir yıla kadar olanları daha fazla gösterdiğini, tabii yanlılık açısından. Bizim hani komprehensif, çok detaylı bir search yapmak için daha fazla bizim de emek sarf etmemiz gerekiyor. O konuda katılıyorum. Çıkan makaleleri topluca bir Excel'e yazıp onları verdiğinde mesela duplike olanları kolaylıkla ayırabilir. Başka yapay zekaları kullanmak. Birden çok yapay zeka üst üste ekleyerek zaman kazanmak ya da oturup kendimiz yapmak. Ama bu teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani belki birkaç ay içerisinde arama sistemleri de daha iyileşecektir diye düşünüyorum. Daha da iyiye gidecek. Yani özellikle konsensus biraz daha geliştirdi son birkaç haftadır. Buyurun. Çok teşekkürler sunum için. Yapay zeka hayatımızın her alanında ilgiye başladı. Bundan hem sevinç duyuyoruz, heyecanlıyız, bir yandan da korkuyoruz. Ama görünen o ki, hani 15 sene önce kendi aramızda şakalaşırken şöyle diyorduk. Yani bulguları verdik, bize bilgisayarın çıktı olarak makaleyi versin noktasındaydı. Herhalde işler birkaç sene içerisinde o noktaya gidecek. Yani bu noktada şunu sormak istiyorum. Makalenin dizaynından, başlığından, işte bulguların analizinden, sonuç kısmından ve yazı kısmından yararlanabiliyoruz yapay zekadan. Nereye kadar yararlanmalıyız ve ne kadar etik? Hocam bu bir araç sonuçta. Hani araba sürerken, otomatik pilota alırken uçağa ne kadar belli bir noktada yani sorumluluk en sonunda kişiye ait, her zaman yazara ait. Benim işimi kolaylaştırıyorsa zamanımı, yani benim en değerli şeyim zaman. Benim zamanımı kolaylaştıracaksa, benim fikirlerimi daha kolay yazıya dökmemi sağlayacaksa kullanabilirim. Ama yapay zekanın fikirlerini kendi fikrimmiş gibi hani kullanmam, bu zaten kendimi kandırmam olur. Burada hani belli bir noktaya kadar diyorsunuz yani sonuçta bana araştırmayla ilgili belli bir konuda ben baktım diyelim, işte meme kanserinde tanı süreçlerinde ki en çok zorluk çekilen alanlarla ilgili yayınları dökmesini istedim. İşte patologların diyelim en çok karıştırdıkları ya da en fazla uyumların düşük olduğu tümör tiplerini bulmasını istedim. Bu bilgiyi soran benim zaten sonuçta. Onunla ilgili bana literatürler çıkarttı. Ben onunla ilgili çalışmalar yaptım. Yazarken, ararken, tablo yaparken yardım almak bir yere kadar. Ama bir tuşa basayım, benim yerime sen veri analizi her şeyi yaz, yani makaleyi onun üretmesini istediğimizde ise bu tamamen ne olur? Yani bilimi yanıltmak olur. Bilimsel bir çalışma da olmaz. Yani orijinal hipotez olsun diyoruz. Sizin fikriniz olsun, deneyimleriniz olsun diyoruz. Asistan rolü aldığı sürece tamam. Sizin yerinize geçtiği zaman bir problem. Öyle değil. Asistan her zaman kullandığımız bir şey. Saatimiz, telefonumuz, bilgisayarımız gibi olmalı hayatımızda. Başka katkısı sunusu ona. Bizde geçen hafta kongremiz vardı. Microsoft'un Translator'ını mütene olarak kullandık. Bir BIOS telefonu kürsüye bıraktık ve ana ekranda altyazı olarak
hangi dilde konuşulursa konuşulsun tercüme gerçekleştirdi. Çok başarılıydı. Tabii ki hatalar vardı. Likya diyordu, Libya anlıyordu. Bunun gibi hataları vardı ama özellikle simültane tercüme yapılamadığı büyük kongrede yabancı misafirler hiçbir şey anlayamazken konuşmanın %80'ini anlar oldular. İnanılmazdı. Yine aynı şekilde Microsoft'un içinde bir oda oluşturuyorsunuz, QR kod koyuyorsunuz. O odaya girerseniz altyazı olarak da koymuyorsunuz. Elinizdeki cihazınızla İngilizce konuşuluyor ya da Fransızca konuşuluyor, hiç fark etmez. Her dilde yapıyor. Ama istediği dilde telefonunda görüyor. Yani İngilizce, Fransızca, Japonca ve şu an telefonumda var benim de yüklü Aytan Hoca ile de deniyoruz. Biz de bir şok içindeyiz. Evet. İnanılmaz değişiyor. Bu büyük makaleniz için ben çok teşekkür ederim. Sunumunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü herhalde bizim öğretim üyelerimizin bu önümüzdeki yıllarda çokça dinlemesi gereken ve bu alanda eğitim almamız da gerekebilir. Yapay zeka ile makaleyi nasıl yazacağız? Düzgün bir şekilde. Ya da hakemlik yapıyoruz, editörlük yapıyoruz. Yapay zeka bunun içinde nerede olacak, biz nasıl kullanacağız? Bunlar bizim araştırmacıların bence herhalde ki bu 5 yılı, 10 yılı böyle geçecek. Biz tekrardan eğitileceğiz. En çok eğitilen grup olarak eğitilmeye devam edeceğiz. Öyle bir şey var. Çok güzel, çok yararlandık. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda Abdurrahman Gürses'ten Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir yapay zeka kullanımı ile ilgili bir eğitimimiz olacak. Bir kurs vereceğiz orada. Oradaki kurs tamamlansın. Sonrasında hocamla da irtibata geçeriz. Onun için hazırlıklar yaptıktan sonra hem de denemiş oluruz kursumuzu. Sizlerle de paylaşmak isteriz o deneyimimizi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.